testlerimize bakalım arkadaşlar. Sıcaklığı T ve 3T olan sıvılar ısıca yalıtılmış ortamda karıştırılınca son sıcaklık 2T oluyor. Bu sıvıların aşağıdaki özelliklerden hangisi kesinlikle aynıdır demiş arkadaşlar. Şimdi biri T sıcaklığındaymış, diğeri 3T sıcaklığındaymış. Bundan buna doğru ne olacak arkadaşlar? Isı akışı olacak diyoruz. Kesinlikle aynı olanları soruyor bana. Şimdi bunun sıcaklığı 2T olacaksa bunun sıcaklığı ne olacak arkadaşlar? Onunki de 2T olacak. Yani bundan buna 1T'lik değişim gerçekleşmiş olacak. Ama sıcaklık ısı geçmiş olacak. Yani bunun 1T azalacak, bunun 1T artmış olacak. Q mecit yaptığımız zaman arkadaşlar sıcaklık değişimleri ikisinin de eşit. Birinin aldığı ısı öbürünün aldığı ısıya eşit. O zaman M çarpı C çarpımlarında ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. M çarpı C çarpımı dediğimiz şey ne arkadaşlar? Büyük C, yani ısı sıraları kesinlikle nedir? Arkadaşlar eşittir. Kütle ya da öz kütle hakkında ya da öz ısı hakkında, hacim hakkında ne yapamıyoruz? Kesin yorum yapamıyoruz arkadaşlar. Şimdi diğer sorumuza bakalım. Sıcaklıkları Tx, Ty olan iki madde ısıca yalıtılmış bir ortamda birbirleri ile ısı alışverişi yapacak şekilde bir araya konuyor. Ty sıcaklığının değişmediği gözlemleniyor. Şimdi arkadaşlar ne diyor burada sorumuz? X'in sıcaklığı büyükmüş, Y'nin sıcaklığında iki tane maddemiz var. O zaman sıcaklığı büyük olandan sıcaklığı düşük olana doğru ne olacak? Isı transferi gerçekleşmiş olacak arkadaşlar. Ve Ty'nin sıcaklığı ne yapmıyormuş arkadaşlar? Isı aldığı halde Y'nin sıcaklığı ne yapmıyor? Değişmiyor. Buna göre diyor Ty sıcaklığındaki Y maddesi için hangileri doğru olabilir? Isı aldığı halde sıcaklığı değişmiyorsa arkadaşlar nedir? Hal değişimi noktasında bir maddedir. Yani erimek üzere olan bir katı olabilir. Isı ne yapıyor arkadaşlar? Alıyor. Isı alan madde ya kaynar ya erir. Donma ya da yoğuşma ısı veren maddedir. Bu ısı aldığına göre donma olamaz. Halde yani ya erime noktasındadır ya da kaynama noktasındadır diyebiliriz. Başlangıçta katı ya da sıvı olduğunu belirtmediği için erime ya da kaynama diyebiliriz. O zaman doğru cevabımız Ceyhan oluyor arkadaşlar. Şimdi üçüncü sorumuza bakıyoruz. Birbirine temas eden iki cisim arasında ısı alışverişinin olduğu belirtiliyor. Buna göre bu olayda cisimlerin niceliklerinden hangilerinin farklı olması gerekli ve yeterlidir demiş arkadaşlar. Şimdi ısı alışverişi gerçekleşebilmesi için tek şartımız ne arkadaşlar? Sıcaklıkların farklı olması. Isı demek neydi? Arkadaşlar ısı transferi, ısı alışverişi neydi arkadaşlar? Sıcaklıkları farklı olan iki madde arasındaki ısı alışverişi arkadaşlar. Yani kesinlikle maddelerin sıcaklıklarının farklı olması ısı alışverişi için yeterlidir. Maddenin cinsi, kütlesi, ısı sahası, öz ısılarının ne olduğunun bir önemi yoktur. Sıcaklıkları farklı olan maddeler kesinlikle ısı alışverişi yaparlar diyoruz arkadaşlar. Sıcaklıkları aynı olan maddeler kesinlikle ısı alışverişi yapmazlar. Evet, diğer sorumuza bakıyoruz şimdi. Isının yayılmasıyla ilgili açıklamalardan hangileri doğrudur demiş. Isı yayılması sıvılarda gaz ve maddelere göre daha hızlıdır. Evet arkadaşlar, ısının yayılması en hızlı katı, sonra sıvı, sonra da nedir? Gazlardadır. Doğru. Çünkü titreşim hareketiyle yayıldığına göre arkadaşlar tanecikler en yakın katıda olduğuna göre birbirine, o zaman katı daha hızlı yayılır, gazlarda daha yavaş yayılır diyoruz. Katı maddelerde ısı yayılması iletim yoluyla. Evet doğru. Rüzgar oluşumu ısının konveksiyon yoluyla yayılması neydi arkadaşlar? Döngü halinde. Rüzgarda ne yapıyor arkadaşlar? Döngü halinde yayılmıyor mu? Taşıma yoluyla yayılmıyor mu? Evet, konveksiyon yayılma yoluyla yayılması sonucudur. 1, 2, 3 bunların hepsi nedir arkadaşlar? Doğrudur diyoruz. Şimdi diğer sorumuza bakıyoruz. İçindeki sıcak su bulunan kaba eşit kütleli
X ve Y metal küreli konuluyormuş. Eşit kütleliymiş bunlar. Sıcaklığı suyun sıcaklığından küçüktür. Kürelerin eşit olan sıcaklığı suyun sıcaklığından küçüktür. Şimdi kürelerin sıcaklığı eşitmiş ve arkadaşlar kütleleri de eşitmiş. Sıcaklığı kimin büyükmüş? Suyun sıcaklığı daha büyükmüş. O zaman su bunlara ne verir arkadaşlar? Isı verir diyoruz. Düzenekte sıcaklık dengesi oluşuncaya kadar bekleniyormuş arkadaşlar. Kürelerin öz ısıları verilmiş arkadaşlar. Y'nin öz ısı daha büyük. Şimdi Q eşittir mc delta T. İlk sıcaklıkları bunların eşit. Denge sıcaklığına gelecekler. Şimdi kütleleri eşitmiş arkadaşlar. Burada kürelerin aldığı ısı miktarı Qx, Qy ve suyun kaybettiği ısı miktarı Q arasındaki ilişki nedir? Şimdi arkadaşlar su ikisine de ısı verecek arkadaşlar. O zaman x'in yani Q dediğimiz şey su ikisine de vereceği için x'in ve y'ye verilen ısı miktarının toplamına eşittir. O zaman Q arkadaşlar ikisinden de nedir? Büyüktür. Yani cevabımız ya Bursa olabilir ya da Denizli olabilir. Şimdi Y'nin öz kütlesi daha büyük olduğuna göre arkadaşlar son durumda dengeye geldiğinde şimdi bu büyük olan Q'su da daha ne olur arkadaşlar? Büyük olur diyoruz. Son durumda çünkü ilk sıcaklıkları eşit. Son duruma geldikleri sıcaklıklar da eşit olacağı için sıcaklıktaki değişimler eşit olacağına göre öz ısısı büyük olanın ısısı da ne olur? Aldığı ısı miktarı da büyük olur diyoruz. O zaman Y daha büyük olduğu için doğru cevabımız Denizli seçeneği oluyor arkadaşlar. Şekildeki kaplarda bulunan sular aynı sıcaklıktadır. Suların sıcaklıkları neymiş arkadaşlar? Eşitmiş. Eşit kütleli yani M kütleli aynı sıcaklık. Sıcaklıkları da eşit arkadaşlar. Kütleleri de eşit. KLM cisimleri suların içine bırakılıyor. Belirli bir süre bekleyip ısıl denge sağlandığında suların sıcaklıkları artışının aynı olduğu gözlemleniyor. Buna göre KLM öz ısıları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi bu suların H kadar yükseklikleri kesit alanı büyük, eşit üçünün de. O zaman arkadaşlar en fazla su nerede vardır? Burada. En az su nerede vardır? Burada vardır. Ortanca. Zaten bu üç şekilde kap verilirse genelde şu sıralaması ya MLK olur ya da KLM olur arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımızda su miktarı en fazla birinci kapta olduğuna göre ve son durumda eşit sıcaklıkta olduğuna göre su miktarı fazla olduğu halde diğerleriyle eşit miktarda değiştiğine göre demek ki öz ısısı en büyük olan K'ymış arkadaşlar. En az sıvı olan da öz ısısı en küçük olan olacak o zaman. Doğru cevabımız ne olur adını sorumuzun? Adana olur diyoruz arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim şimdi. Bir inşaat mühendisi inşa ettiği binanın ısı yalıtımını yapmaktadır. Buna göre mühendisin yapacağı işte kullanacağı malzemede aşağıdakilerden hangisini göz önünde bulundurmasına gerek yoktur demiş arkadaşlar. Şimdi inşaat işçisi yalıtım yapmak istiyorsa maddenin cinsi iletken mi yalıtkan mı madde önemli. Kalınlığı önemli. Yüzey alanı önemli. Isı sahası kütle çarpı C önemli. Yüzeyler arasındaki sıcaklık farkı, pardon arkadaşlar, ısı sahası önemli değil. Yüzeyler arasındaki sıcaklık farkı önemli. Ne demiştik? Maddenin cinsi önemli demiştik. Yüzey alanıyla doğru orantılıydı. Kalınlıkla ters orantılıydı. Sıcaklık farkıyla doğru orantılıydı arkadaşlar. Burada sadece yalıtımı soruyor. Kütle çarpı o ısı alışverişine yani Q, mc, delta, t lazım onu kullandığımız sorularda önemli. Burada ısı sahasının yalıtım için önemi yok. Hatırlıyorsak az önce anlattığımızda ısı yalıtımıyla ilgili anlatırken nelere bağlıydı ısı yalıtımı arkadaşlar? Maddenin cinsine bağlıydı. Kalınlığına bağlıydı. Kalınlıkla ters orantılıydı.
yüzey alanına bağlıydı. Doğru orantılıydı yüzey alanıyla kalınlık. Başka sıcaklık farkına, sıcaklık değişimine eşitti arkadaşlar. Sıcaklık ne kadar farklıysa ısı iletim hızı o kadar farklıydı arkadaşlar. Yalıtım içinde bu ısı iletim hızları arasındaki ilişkiye göre yalıtım malzemesi ne yapabiliriz? Kullanabiliriz ama ısı sahasına bakmamıza gerek yok. Bu ısı sahasını nerede kullanıyoruz arkadaşlar? Isı denge ya da işte kütle, öz ısı ya da ısı miktarını sorduğunda kullanıyoruz. Isı yalıtımı için bakmamıza gerek yoktur. Diğer sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. İçinde 30 derece bulunan 30 derecede su bulunan bir kaba bir miktar buz, bir tane kabımız var arkadaşlar. Bu kabın içerisinde neyimiz var? Suyumuz var. Kaç derece? 30 derece. Ve bunun içerisine 96 derece sıcak su atılıyor. Ve bir de buz koyuluyormuş. Bir de 110 derecelik bir demir koyuluyormuş. Karışımın son sıcaklığı da 30 dereceymiş arkadaşlar. Yani suyun kabın sıcaklığı ne yapmamış? Değişmemiş. Açıklamalardan hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımız zaman, şimdi burada demirle sıcak suyun sıcaklığı azalırken arkadaşlar kabın sıcaklığı ne yapmamış? Değişmemiş arkadaşlar. O zaman burada burada sıcak su ile demirin sıcaklığı nereye gitti arkadaşlar? Buradaki buza gitmiş oldu. O zaman buz ısı aldı. Çünkü buradaki kap değişmediğine göre buz ısı aldı. Bunlar da buza ısı verdiler. O zaman buzun aldığı ısı demir ve sıcak suyun verdiği ısıya nedir arkadaşlar? Eşittir deriz. Doğru cevabımız Edirne seçeneği oluyor. Diğer soruya baktığımızda, 9. soruya baktığımızda arkadaşlar, ısıca yalıtılmış bir kapta bulunan suya bir parça buz atıldığında su ve buza ait kütle zaman grafikleri şekildeki gibi oluyor demiş arkadaşlar. Buna göre açıklamalardan hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Bakıyoruz şimdi. 0-10 saniye aralığında suyun öz kütlesi azalmıştır. Şimdi kütlesi azaldığına göre arkadaşlar su ne yapıyor demektir? Azalmış, buza dönüşüyor demektir. Yani ısı veriyor demektir. Değişiktir. M bölü V yazarsan. Isı verinin hacmi ne yapar arkadaşlar? Azalır. Öz kütlesi ne yapar? Azalmıştır değil, artmıştır olur. O zaman bir yanlıştır. Buz ve su arasındaki ısı alışverişi olmuştur. Evet arkadaşlar bakın buzun kütlesi artmış. Yani su neye dönüşüyor arkadaşlar? Buza dönüşüyor diyoruz. Nasıl olur bu? Su ısı veriyor. Buz ısı, pardon. Su ısı veriyor. Buz ısı alıyor arkadaşlar. Yani ısı alışverişi gerçekleşiyor diyoruz. Başlangıçta suyun 0 derece olduğunu söylemiş. Şimdi hemen 0. saniyede ne olmuş arkadaşlar? Kütlesi hemen değişmeye başlamış. Demek ki başlangıçta hal değişim noktasındaydı. Su buza dönüştüğüne göre donma noktası o da nedir arkadaşlar? Donma ya da erime noktası 0 derecedir. Burada buz da hal değiştiriyor, su da hal değiştirdiğine göre arkadaşlar ikisi de başlangıçta 0 derecedir. Eğer grafiğimizde önce düz sonra azalan ya da artan bir yer olsaydı demek ki burada hal değiştirmiyor derdi kütle için. Bakın bu sıcaklık grafiği değil, tekrar ediyorum kütle grafiği. O zaman direkt 0 diyemezdik. Direkt hal değişmeye başlıyorsa, direkt kütle değişimine başlıyorsa hal değişim noktasında eriyor ya da donuyor diyoruz. Suyumuz donarken buzumuz ne yapmaya çalışıyor arkadaşlar? Erimeye çalışmış oluyor. Yani su buza dönüşmüş oluyor. Kısaca diyeceklerimiz bunlar olur. Diğer sorumuza bakalım. Sıcak bir kalorifer panelinin bulunduğu bir odada ortamın ısıtılması hangi yolla olur demiş arkadaşlar. Sıcak bir kalorifer hatırlıyorsak şekilde odanın ısıtılması neydi arkadaşlar? Konveksiyon yöntemi vardı bir kere. Şimdi konveksiyon yöntemi vardı. Peki arkadaşlar orada ısı yayılırken
Işıma yöntemi yok mu peki odayı ısıtırken? Olamaz mı bu? Sadece evet havanın sıcak ısınan havanın yukarıya çıkıp soğuyan hava aşağıya iniyor ve bu döngü halinde konveksiyon yöntemi yapıyorlar. Ama ortama da ışın yaymıyor mu? Yayıyor. O zaman burada ışıma yöntemi de nedir? Vardır diyoruz. En önemlisi hangidir deseydi, yani baskın olan nedir deseydi ama Bursa'yı işaretlerdir. İşaretlerdik. Şimdi 11. sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Vakumlanmış, yani havası alınmış bir ortamda hangisi sıcaklığı artırabilir demiş. Yani ısı iletimi olur arkadaşlar. Vakumlanmış demek havasız bir ortamda. Şimdi tanecik gerektirmeden yayılma yolu neydi arkadaşlar? Yalnızca ışıma. Çünkü konveksiyon ya da iletimde ne lazım? Taneciklerin hareketi lazım. Tanecik yoksa bunlar olamaz. Ama ışıma da maddesel ortama ihtiyacımız yok. Bu yüzden orada sıcaklıkta değişim gerçekleşir. 12. sorumuza ve 13. sorumuza bakalım arkadaşlar. Evet, bir tane şekil çizmiş bana burada. Ve bu şekille ilgili ne soruyor ona bakalım arkadaşlar. Kare bir prizma olduğunu söylemiş. D'nin uzunluğu anında kesit alanı olduğunu söylemiş arkadaşlar bana. T1'in sıcaklığı T2'den büyükmüş arkadaşlar. Yani burada T1 daha büyükmüş. Şu karalandı bu. T1'in sıcaklığı daha büyükmüş arkadaşlar. O zaman burada sıcaktan soğuk yere doğru ne olur? Isı akışı gerçekleşir diyoruz arkadaşlar. O zaman ısı iletimi B yönündedir. Evet, aşağıya doğru olur arkadaşlar. Prizmanın boyu kısalırsa ısı iletimi artar demiş arkadaşlar. Boyu kısalırsa arkadaşlar ne olmuş olacak? Mesafe kısalmış olacak. O zaman buradan buraya iletmek daha ne olacak? Mesela yarı ortadan kestik. Burası daha sıcak, şurası daha soğuk. O zaman şuradaki mesafe kısaldığı için ısı iletimi daha hızlı gerçekleşir. Prizma düşey doğrultuda tam ortadan tam böyle kesilirse arkadaşlar yüzey alanı ne yapmış olacak? Küçülmüş olacak. O zaman ısı iletim hızı ne yapar? Yarıya düşer. Doğrudur. Yarıdan kestiğimiz için ısı iletim hızı da yarıya düşmüş olacak. Doğru cevabımız ne oluyor arkadaşlar? Edirne seçeneği oluyor diyoruz. Diğer sorumuza baktığımızda boyutları aynı olan cam ve bakır çubukların uçlarına aynı miktarda mum kullanılarak eşit büyüklükte demir çivile ile yapıştırılıyor. Çubuklar KVL uçlarında eşit miktarda ısı verildiğinde önce demir çubuk sonra çivinin düştüğü. Önce demir çubuk ucundaki çivinin düştüğü gözlemleniyor. Neden arkadaşlar buradaki mum daha hızlı düşer? Çünkü burada eşit miktar aynı ısıtıcıyla ısıtılıyorlar. Demirin ısı iletkenliği camın ısı iletkenliğinden nedir? Daha büyüktür. Buradaki sebep bu. Ne demiştik arkadaşlar? Aynı tahta demir olabilir, demir cam olabilir. Burada hani elimize değdirdiğimizde hissedilen sıcaklığın farklı olmasının sebebi neydi? Aynı ısı verildiği halde, aynı ortamda olduğu halde maddelerin ısı iletimlerinin farklı olmasıydı. Burada da tek farklılık cam ve demir kullanılması, yani ısı iletim hızlarının farklı olması. Demirin ısı iletim hızı daha büyük olduğundan L'deki mum daha önce düşer. O zaman bunun açıklaması yalnızca Bursa'dır arkadaşlar. Evet, bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.